Merhaba arkadaşlar. Merhaba Blender severler. Blender başlangıç dersleri videolarım devam ediyor. Modelleme araçlarını anlatıyordum. Modelleme araçlarında da yüzey araçlarındaydık. E son iki tane yüzey aracımız var ve onlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bir edit moduna geçiş yapalım. Yüzey moduna geçiş yapalım. Şurada bütün yüzeyler seçiliyken bir sağ tıklayalım. Yüzey kontekst bağlam menüsünü açalım. Bakın burada bir unsubdivide var. Bir de ve Dissolve Faces var. Bunlardan bir bahsetmek istiyorum. Öncelikle Unsubdivide'den bir bahsedelim. Subdivide edelim. Burada bölümledik. Ne ederseniz. derseniz. unsubdivide bunun geriye alınmaz. Bu kadar basit. Bakın. Tekrardan burada bir Subdivide edelim. Bakın bol bol Subdivide ediyorum. Buradan e, Unsubdivide ettiğim zaman geriye almış oluyorum. Şu sol altta tane araç kutumuz var. Burada iterations değerleri var. Bunları artırıp azaltarak çeşitli geometrilerde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela bakın 3'ü aldık. Örneğin 1'i aldık. Çok farklı geometriler oluşturmak istiyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz. Bir de şöyle deneyelim bakalım. Bunları geriye alalım örneğin. Tamamen. Bir subdivide yapalım. Şuradan örneğin bir bölelim. Bakalım bunu geriye alıyor mu? Örneğin 50'ye getirmiş olduk sağ tıklayalım. Unsubdivide diyelim. Bakın bu tür durumlarda tam anlamıyla bir bölme yapmıyor. Çünkü burada subdivide yaptıktan sonra herhangi bir işlem yaparsanız ikinci bir işlem bu sefer çok daha farklı geometriler oluşturuyor. Yani şuraya bakın. Şimdi bakın burada ilk kez böldük. Bunda unsubdivide yapabiliyoruz. Sorun yok. Ama ben burada subdivide yaptıktan sonra tekrar düzenli olarak subdivide yaparsam hani bunu geriye alabiliyor diye biliyorum. Bakın unsubdivide, unsubdivide problemsiz olarak. Ancak subdivide deyip bir de araç kutusundan ekstra bir subdivide eklediğimizde unsubdivide yaparsak problemler oluşturabiliyor. Burada oluşturmadı ama kesik sayısını daha fazla bir hale getirdiğimiz zaman bakın şimdi subdivide örneğin 20'ye getirelim. Burada çok fazla yüzey sayısı oluşturmuş olduk. Bir bunu da deneyelim. Bakalım. Evet bu şekilde herhangi bir sıkıntı oluşturmamış gibi gözüküyor. Geriye aldı. İlginçtir. Hayır bakın küçülttüğümüz zaman yine bazı problemlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz yüzeylerde özellikle. Her zaman işe yaramıyor. Buradaki Trations değerlerini kullanabilirsiniz. Ama genelde iki de işe yarıyor diyebilirim. Şöyle şuraya alalım. Bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Geriye alalım tamamen. Şöyle dursun madem. Bir, bir Ön görünüme bir geçiş yapalım. Şurada artık arka tarafı da görebilecek gibi wireframe'e bir alalım. Tabi burada yüzey görünümünde olduğuna emin olalım. Örneğin şurayı bir yeri seçelim. Tekrardan solid görünüme bir geçiş yapalım. Burada unserved divide deneyelim. Bakın birdeyken dikkat ederseniz çok ilginç bir geometri oluşturmuş oluyoruz. Ancak şu köşelerde bayağı bir bozulmaya yol açıyor. Kullanmak istemezsiniz bunu. E, kenar seçimi yapmazsak mesela şöyle yapalım. Tekrardan bire gelelim. Sadece örneğin nereyi seçelim? Şu orta kısımda bir yeri seçelim. Evet şöyle seçmiş olalım madem. Burada bir unsubdivide deneyelim. Bakalım şöyle tekrardan. E, yanlışlıkla kalemi seçtim. Şurada solid görünüme geçelim. Bakın böyle bir şekil oluşturmuş oldu. Iterations değeri 1'de. 2'ye alıyoruz böyle bir geometri. 3'e alıyoruz böyle bir geometri. Zaten e, 4, 4 ve 4'ün üzeri de çok fazla geometri üretmiyor. Bunları deneyebilirsiniz. Mesela bazı desenler oluşturmak istiyorsunuzdur. Kullanabilirsiniz. Aslında amacı bölünmüş olan bölümleri geriye almak. Böyle iterations değerlerini de kullanarak çok ilginç geometriler oluşturabilirsiniz. Bakın. Bunları seçebilirsiniz mesela. Şurada. Tabii benzer geometrileri seçmek için burada Ctrl G miydi? E, Shift G idi zannedersem. Shift G'ye basıp Select Similar'la yani benzer yüzeyleri seçme aracını kullanarak aynı alanları seçebilirsiniz. Bakın misal şu, şu bölümü seçerim. Shift G ile araya derim. Benzer bölümleri seçip bunları Extrude ile dışarı çıkartabilirim. İlginç desenler oluşturabilirim. Daha sonra bunlardan bir Normal Map veya benzeri bir şey oluşturabiliriz. Daha sonrasında normal maplerin oluşturmasında bunlardan nasıl faydalanacağımızla ilgili dersler oluşturabilirim. Yani unsubdivide kısaca böyle bir işe yarıyormuş. Bakın mesela şurada kullanalım mesela unsubdivide'i. Bakın ilginç bir geometri oluşturmuş olduk. Shift G ile araya diyoruz. Tüm benzer alanları seçiyoruz. Yine iç kısma çekebiliriz. Tabi burada iç kısma çekmek işe yarayacaktır. Diğer bölümleri seçimden kaldırmamıştım. Böyle bir aracımız bu. Bir de Dissolve Faces'tan bahsedelim. Şöyle silelim bakalım. Yeni bir küp oluşturalım. Tekrardan burada bir subdivide yapalım. Kesik sayısını 5 ile artıralım. Burada belli yüzeyleri bir seçelim. Alta basılı tutup kenara tıklayarak. Şimdi bunlar da şöyle bir sağ tıklayalım. Delete Faces bölümü var, bir de Dissolve Faces bölümü var. Dissolve yüzeyleri birbirine birleştirir, e Delete de tamamen yüzeyleri siler. Hani delete işlemi zaten biliyorsunuz ki silme işlemini yarıyordu. Geriye alalım, Dissolve Faces diyelim. Dissolve Faces da birleştiremiyor çünkü burada kenarlar da seçili olduğu için herhangi bir şekilde silme işlemi yapamıyor. Burayı nasıl yani sildikten sonra birleştirsin? Sildikten sonra yüzey kalmayacağı için. Ve buraları da birleştiremediği için silme işlemini yapamıyor. Ne yapalım mesela? Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada Blender'da Engon denilen bir geometri vardır. E, engonlar dörtten e, fazla kenara sahip olduğu zaman e, bir yüzey. Buna Engon deniliyor. Genelde pek tavsiye edilmez. E, düz yüzeyler oluşturduğunuz zaman bazen e, kullanmanızda fayda vardır veya tamamen Blender içerisinde kullandığınız zaman faydası vardır. Çünkü engonları dışarıya e, FBX olsun, OBJ olsun, yani OBJ formatında olsun dışarıya aktardığınız zaman e, bunlar e, üçgenleştirilebilir. Blender'da kullandığınız zaman işe yarayacaktır. Yani oyun motorlarını attığınız zaman otomatik olarak zaten tesselasyon yani üçgenleştirme yapacaktır. Mesela nasıl bir şey yapabiliriz? Bakın şimdi. Şurayı seçiyorum. Şunları diyelim ki ben böyle bir yüzey oluşturmak istiyorum. Daha doğrusu tek bir yüzey. Hepsi tek bir yüzey olacak şekilde bir yüzey oluşturmak istiyorum. Bu sefer Ctrl F'ye basalım. Ctrl F'de bakın Dissolve seçeneği çıkmıyor. Sadece sağ tıklamayı kullandığımız zaman çıkıyor. Sağ tıklıyoruz. Burada Dissolve Faces diyoruz. Dikkat ederseniz burada tabi Dissolve Words seçeneği çıkıyor. Buna da tıklarsanız Vertex'leri kaybeder. Çünkü burada belli başlı Vertex'leri bırakıyor. 2'ye basalım. Daha doğrusu 1'e basalım. Bu bölümde Vertex'leri bir görelim. Bakın burada bazı Vertex'ler fazladan kalmış oluyor. Eğer biz işlemi geriye alıp Dissolve Words dersek oradaki kullanılmayan Vertex'leri de siler. Şimdi geriye alalım bir işlemi. Tekrardan bu işlemi yapalım. Bakın şimdi. Sağ tıklıyoruz. Dissolve faces diyoruz. Dissolve words dediğimiz zaman e, işlevsiz olan vertexleri sildiği zaman tabi haliyle bunları burada şurada kullanılmış olan vertexler vardı. Bunları birleştirmiş olduk. Yine bir tek yüzeyimiz var. İsterseniz tabi ki birleştirmeyebilirsiniz. Dissolve e, word, words yani vertexleri kaldırırsınız. Bakın şu bölümdekileri muhtemelen şuradakileri aşağıyla birleştiriyor olsa gerek bakalım evet şu bölümler kullanılmayan bölümler olarak sayıyor doğru bakın herhangi bir yerle bunlar bir birleşme bölümleri yok o yüzden bunları ne yapıyor birleştiriyor bu bölümü yukarıya bunu yukarıya alıyor bunu da aşağıya alıyor haliyle böyle bir birleştirme işlemi yapıyor tekrardan faces diyelim ve Visual Words diyelim. Bakın onları muhtemelen birleştirdiği zaman böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Tekrar Dissolve Faces diyelim. Words'ü kaldıralım. Burada mesela ne yapabilirsiniz? Örneğin Extrude'la içeriye bunu aktarabilirsiniz. Tamamen düz yüzeylerde dediğim gibi işe yarayacaktır. Ama bu çok engonlar çok tavsiye edilen yüzeyler değildir dediğim gibi. Burada daha sonra örneğin 1'e basarız. Yüzey moduna geçeriz. İsterseniz belli başlı yüzeyleri tekrardan seçerek birbiriyle örneğin F'ye basarak birleştirebilirsiniz. Bu bölümleri mesela birleştirdik. Başka şuraya geliriz. F ile birleştiririz. E, yüzey moduna geçeriz. S bakın sıkıntı bunları birleştirmekle kalmıyor. Tamamını yine seçiyoruz. Dikkat ederseniz. Burada bunları separate yapsak. Mesela separate'a gelelim. Selection diyelim. E, Tab'a basıp object moduna geçtiğimiz zaman burada yine bir yüzeyimiz var. Bunu ön tarafa alalım. Bakın. Tamamen bunu yine bir engon halinde seçmiş oluyoruz. Bunu seçip bir subdivide deneyelim üzerinde. Bakın herhangi bir şekilde işe yaramıyor. Çünkü yüzeyler e, yani işe yaramayan birçok Vertex olduğu için bunları nasıl birleştireceksiniz? Biraz sıkıntılı olabiliyor. Yüzey moduna geçelim. Bakın kullanılmayan birçok yüzey var. Burada F3'e basıp arama yapalım. Bir dissolve diyelim. Mesela dissolve vertices diyelim burada. Bakın tamamını sildiğimiz zaman bütün hepsi gidiyor ve sadece arada o kendimizin belirlemiş olduğu bir kenar kalıyor. Geri kalan hepsini gereksiz, kullanışsız yüzeyler gibi, daha doğrusu noktalar gibi, vertices gibi değerlendirip siliyor. İlginçtir bakın. Şurada tier boundary ve face split seçeneklerini açmamız bile onları kurtarmıyor. Ama tabii ki dediğim gibi hani şunu da bir silelim tamamen. Kimi zaman Blender içerisinde bazı yüzeyler oluşturmak istersiniz. Onları tutmak istersiniz. Bakın bu arada tabii ki bu bizim sonradan oluşturduğumuz kenarlar da burada duruyor. Kenarlar bölümüne geçip e, tabii önce edit moduna geçmemiz lazım. Sonra 2 ile kenar moduna geçmemiz lazım. Buradaki kenarları e, seçip silebiliriz bunları da. Edges diyerekten ortadan kaldırabiliriz. Tabii şöyle bir object moduna geçelim. Bazen dediğim gibi şurayı şöyle bir gölgelendirmesini e, cavity'yi açıp bota getirelim. Abi gölgelendirmeyi iyi bir şekilde getirelim. Bakın böyle yüzeylerde kimi zaman oluşturmak istersiniz. Tabii dediğim gibi Blender'da kullanırken bir de engonlarda şöyle bir sıkıntı da oluyor haliyle. Bazen hani bunları doku kaplarken de zorluk oluşturabiliyor. Örneğin şöyle bir tamamını seçelim. U'ya basalım. Smart UV Project diyelim. Varsayılan değerlerde OK diyelim. UV Editing'e geldiğimiz zaman bakın bunları böldüğü zaman da görüyorsunuz buradaki boşluğu aynen olduğu gibi bırakmış. Kimi zaman tabii ki avantajları olabiliyor. Kimi zaman dezavantajları olabiliyor. Burada Dissolve Faces'ı yine farklı farklı geometriler oluşturmak için pekala kullanabilirsiniz. Kenarlarda tabii ki işe yaramıyor. E ee, mesela yüzey moduna bir geçelim. Şurada örneğin ben bir L şekli oluşturmak istiyorum. E tabii ki yüzeyi varken de bunu hani iç kısma aktarıp oluşturabiliyorsunuz. Ancak iso faces dediği zaman tek yüzey haline getirmiş oluyorsunuz. Artık bunu tek yüzey haline getirdiğiniz zaman bunda herhangi bir subdivide'da yapma işlemi olmuyor. Tekrar layout'a bir gelelim. Sıkıntı oluşturuyor. E bire basıp yüzey moduna geçtiğimiz zaman burada aynen açıp Dissolve Vertices dediğimiz zaman bakın böyle bir seçenek kalıyor bize. Tekrar yüzey moduna geçtiğimizde zaman burayı seçebiliyoruz. Bunlara diğerlerini de ekleyebiliyor muyuz? Evet ekleyebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey seçtik. Sonradan ekledik. Dissolve Faces dedik. Bunları da buraya eklemiş olduk. Yine Extrude ile aşağıya alabilirsiniz yukarıya çıkartabilirsiniz. Inset yapılıp yapılmadığına bir bakalım. Evet inset yapılabiliyor. Tekrar iç kısma alabilirsiniz. Yani yeni geometriler oluşturmakta kullanabilirsiniz. Ama engonların dediğim gibi avantajları var, dezavantajları var. Daha çok dezavantajları var ama render içerisinde kullanıyorsanız bir render alalım bakalım. Görünümünün nasıl olduğunu görelim. Tabii ki iyi render'da olacaktır. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor ama bunu farklı formatlara yeniliyorum. dönüştürdüğünüz zaman sorunlar oluşturabilir. Evet arkadaşlar, böylece bir Blender dersinden sonuna gelmiş olduk. Son iki aracı da bir görmüş olduk. Burada hani yüzey araçlarından hangilerini Ansa Divide ve Isol Faces. E sonrasında Başlangıç dersleri serisinde e muhtemelen kenar araçlarını bir sizlere anlatacağım ve böylece derslerimiz devam edecek. Evet arkadaşlar, sonraki blender dersinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın diyorum.